İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Çağrı Bahçe görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programını sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tuzlu su, tatlı su. Resulullah bir şeye dokunsaydı eğer, anında bir canlılık kazanırdı o şeyler. Mesela birisinin var idi ki bir atı, zayıf olup yok idi yürümeye takatı. Bir gün bu zayıf ata bindi fahri kainat. Rüzgar gibi koşmaya başladı hemen o at. O günden itibaren öyle oldu ki hatta ondaki bu çeviklik yoktu başka bir atta. Sa'd bin Übade Hazretlerinin dahi bir merkebi vardı ki uyuşuktu bir hayli. Peygamber Efendimiz bir günde bindi ona. O anda bir canlılık, kuvvet geldi hayvana. O günden itibaren, ta ki ölene kadar, faal ve hızlı kaldı, hep öyle aynı karar. Eshaptan birinin de, hanesinde bir vakit, bir tencere var idi, Resulullah'a ait. O tencere içinde su bulunduruyordu ve hasta olanlara, o sudan veriyordu. Peygamber-i Zişan'ın bereketiyle hemen, içen şifa bulur ve kurtulurdu derdinden. Yine Peygamberimiz, bazı eshabıyla, bir kuyunun yanından geçiyordu bir kere. Bu su nasıldır diye sual etti o server. Cevaben kendisine, tuzlu sudur dediler. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, hayır, tuzlu değil, bilakis çok güzel tadı vardır. Vaktaki Resulullah o gün böyle buyurdu, o su o günden sonra tatlı ve güzel oldu. Bir günde Resulullah, eshaptan bir zat ile, beraberce yatsıyı kılarak cemaatle, bir hurma dalı verdi eline o kimsenin. Buyurdu ki, yolunu aydınlatır bu senin. O dal ile evine giderken o sahabi, aydınlattı önünü o dal bir lamba gibi. Yine Bedir Harbi'nde savaşırken pek çetin, kılıcı kırılmıştı Hazreti Ukaşe'nin. Resulullah yerden bir hurma dalı alarak uzattı kendisine hemen acil olarak ve ona al bununla savaş buyurduğunda o dal onun elinde kılıç olup anında uzun, parlak ve keskin, kalındı hem de gayet. Savaştı o kılıçta harplerde uzun müddet. Peygamber Efendimiz yine sahabilerden, Ümeyr'in saçlarını okşamıştı çocukken. Bu mübarek sahabi geldi 80 yaşına. Yine de bir tek olsun ak düşmedi saçına. Hazreti Katade'nin yüzüne de o server, mübarek eliyle dokunmuştu bir sefer. Onun dahi yüzüne geldi ki bir parlaklık, herkesin arasında fark edilirdi artık.
Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, İslam alimlerinden Evliya Kerem'den olan Mekul Eşşami rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, alimler bozuluncaya kadar insanlara Allah-u Teala'nın azabı gelmez buyuruyor Mekul Eşşami rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Günler. Buyurunuz. Ben mübarek, Berat Kanlı'nız mübarek olsun hocam. Teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun. Sizlerinkinde mübarek olsun. Cenab-ı Hak hayırlara vesile kılsın inşallah Teala. Allah razı olsun. Ben çocuklarım için dua edeceğim. Masalmaları için. Cenab-ı Hak hidayet nasip etsin. Hayırlı arkadaşlar nasip etsin. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Salih salih eylesin inşallah Teala. Allah razı olsun hocam. 5 senedir benim büyük olan işleri pek şey gitmiyor, rast gitmiyor. Ne iş yapsa biraz şey yapıyor. Onun için ne yapmam lazım? Kendisi de tövbe istiğfar etsin. Sebepleri yapışsın. Dua etmeye de devam etsin. Cenab-ı Hak rast getirir inşallah Teala. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Bir de benim annem vefat etti. 2,5 ay oldu. Benim şimdi elimde onun iskatını yapacağım. Önce babamkını yaptırdım. Size aradım. Ben size yapmıştım. Anamkını yapacak. Şimdi elimde param yoktur. Acaba bu mesela çocukların parasıyla yapsam helal olur mu? Çünkü onların gönlü olmaz yani. Biliyorum şey yapmazlar. Ne yapmam lazım? İlle belli bir yüksek miktarda para şart değil. 3-5 kuruş aynı şekilde şey yaparsan sadece oturanlara vermek üzere. O da olur. Onu da çocuklar şey yapmazlar herhalde. Tamam. Tamam. O zaman daha önce ben çocuklarla görüşeyim. Daha sonra sizinle bir görüşeyim. Bunu eğer şey yaparsam çok memnun olurum. Çünkü babam bunu yaptım. Annem 2,5 ay oldu. Yapamadım. Tamam. Çok üzülüyorum. Şimdi de şey olmadı. Tamam. Ararsın. Tamam hocam. Tamam. Hey inşallah. Kolay gelsin. Peki. İyi teşekkürler. Hayırlı günler. Tekrar Şaban Ayol mübarek olsun. Amin efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler hocam. Hayırlı günler efendim. Buyurun. Hocam eşimden 6 yıldır ayrı yaşıyorum. Kızımla birlikte kalıyoruz. Annem de var. Eşim kızıma bakmıyor. Kızım 30 yaşında. Nafakayı alsam acaba kızıma versem olur mu yani? Ben sorumlu olur muyum? Bana haram olur mu? Peki efendim. Bir de hocam hiç hukuk bilgisi bilmeyen birine hangi kitabı vermeniz lazım? Peki efendim. Bir de hocam Maliki mezhebinde elimizi meskiyince bir elimizi alttan bir elimizi üstten meshediyoruz değil mi? İki elimizle hocam. Peki efendim. Bir de başımızın iki elimizle mi bir elimizle mi meshediyoruz hocam? Tamam efendim, kaydettik. Hocam bir sorum daha var, uzun sürer yazımda, başka zaman sorayım neyse. Peki efendim. Peki, teşekkür ediyoruz, hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Efendim şey. Buyurun. Hayırlı günler hocam. Hayırlı günler efendim, buyurun. Mübarek gününüz de mübarek olsun. Amin. Allah-u Teala razı olsun. Sizinki de mübarek olsun efendim. Dualarınızı bekliyoruz hocam. Rabbim ki can saadeti versin, din ve dünya saadeti ihsan etsin inşallah Teala. Amin. Hocam şimdi biz gazetede bir şeyler görüyoruz. Ya da kitaplardan falan hani bazıları mesela cuma mesajları olarak atıyorlar ya. Hani biz de atmamızda mahsur var mı? Hani. Peki efendim. Birinci sorum bu. İkinci sorum da mesela burada bizim bir komşumuz var. İki tane çocuğu özürlü. Zihinsel ve bedensel. Mesela dışarıda mesela oturuyor orada bir yerde. Mesela biz de gelir geçerken selam veriyoruz. Konuşuyoruz. Hani çocuğun bir tanesi de erkek. Yani hem zihinsel hem bedensel. Bizim sesimizi o duyması günah mı acaba? Peki efendim. Bir de onun kızının kızı var bir tane. Hani benim zihnime geldi de. Kızı şimdi özürlü de olsa hani başını örtmesinde fayda var mı? Hani anneye günah olur mu? Hani çocuğa günah değil de. Peki efendim. Bir de şey soracaktım. Mesela vitirde kunut duasını okumamışım. Nasıl desem ya? Kunutu okumadın, rükû secde yaptın, secdeyi sevip gerekir miydi? Onu mu soracaktın? Ha, yok yok. Peki. Çok heyecanlandım da hocam, kusura bakmayın. Mesela Allahu Ekber dedim, Zamm-ı Sure'yi okumamışım.
Allahu Ekber dedikten sonra Ozan-ı Suriye orada okuyayım mı, okumayayım mı, direkt kunuta mı geçeyim hocam? Peki efendim. Tamam. Teşekkürler. Allah Teala razı olsun hocam hepinizden. Oldu efendim. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Allah Teala hidayet versin diye dua etmek. Siz burada söylüyorsunuz ya, dinleyicilerimiz dua isteyince. O iman olmayanlar için mi söylenir? İman olanlar için de söylenir mi? İman olanlar için de söylenir. Çünkü el üstüne tane veriyormuşlar. Benim de dikkatim çekti o önce. Hani genelde mesela nerede kullanıyoruz biz onu? Gayrimüslim iman etmemiş. Cenab-ı Hak hidayet versin. Fakat İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi zatlar da, İmam-ı Gazali Hazretleri gibi, Mevlana Bağdadi Hazretleri gibi zatlar da mesela dualarında dikkatimi çekiyor, talebesine diyor. Allah Teala hidayet versin. Böyle diyorlar. O zaman o hidayetin aynı şekilde geniş anlamı olduğu anlaşılıyor. Sonra işte baktım, hakikaten öyle. Mesela bir kimse 5 vakit namazını kılıyor. İtikad da düzgün. Ama ufku geniş değil. Yani Cenab-ı Hak hidayet versin. Senin bu ufkunu genişletsin. Daha çok istifade edesin. Manasında kullanmışlar onu. Ama imanı olmayan için de doğrudan doğruya Cenab-ı Hak sana iman nasip etsin manasında kullanılmış. Yani mümin içinde, gayrimümin içinde, ikisi içinde kullanmışlar. Mesela şeyde de var. Radiyallahu anh. Halbuki Türkçe'de biz Allah-u Teala senden razı olsun diye herkese söylüyoruz. Değil mi? Evet. Ama genelde bu Allah-u Teala senden razı olsun demek radiyallahu teala anh. Ama Ehl-i Sünnet alimleri bunu genelde Eshab-ı Kiram için kullanmışlar. Şimdi bazen mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala ile kullanıyor. İmam-ı Azam radiyallahu anh diye. Dikkat ediyor. Aa, Eshab-ı Kiram mı bu? Değil. Halbuki ben şimdi Mustafa Toköz'e diyorum. Allah-u Teala senden razı olsun. Mustafa Toköz Eshab-ı Kiram mı? Bilmiyorum da o zamandan beri yaşıyordur. Onu da bilemem ben de. Yaşıyor musun o zamandan beri? Ama yani söylemeyeyim diyorsun. Kıymetimi bilmiyorsunuz hocam. Hiç, değil mi? Bazı dinleyicilerimiz Mustafa Toköz kuddisesi ruh diyor. Ha. Yani orayı atlamayalım yani. Atlamayalım. Onu da söyleyelim yani. Oruç da tutuyorum ha işte. Sadece namaz kılmıyorum, oruç da tutuyorum. Dolayısıyla bazı şeyleri genel olarak mesela bazılarına da anlam kaydırmışız. Nedir? Mesela kitapları, Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını okuyoruz. İnşallah kelimesi. Öyle mana manası kaymış ki şimdi kullanırken. İnşallah demek yani Allah-u Teala ölüm, hastalık, kalkamayacak derecede hastalık vermediği müddetçe muhakkak demekmiş. Onu yapacağım veya yapacağım oraya demek. Geleceğim. Orada inşallah demesi Allah-u Teala dilemesiyle. Ben konuşursam Rabbimin dilemesiyle konuşurum. Yürürsem Rabbimin dilemesiyle aynı şekilde yürürüm. İşitmem, görmem hep Rabbimin dilemesiyle. Hep inşallah tabii. Yani Allah-u Teala dilerse, dilemezse göremem, dilemezse söyleyemem, dilemezse yürüyemem. Dilerse ölürüm, dilerse diri olarak yürürüm. Onun kudreti altında. İnşallah o manada kullanılmış. Ama biz şimdi diyoruz ki ya geleceğim ha, inşallah canım. Salla gitsin manasında kullanıyoruz. Biraz kaba tabir ama öyle kullanıyoruz. Öyle değil o. Öyle değil o. Yani Allah-u Teala derse muhakkak olacak o. Yani muhakkak yapacağız onu. Manasında kullanılıyor. Allah-u Teala takdir etmediyse bir sebep yaratır. Olmayabilir. Mesela şeyde Allah-u Teala rahmet eylesin deyince sadece ölene denirmiş gibi. Evet. Rahmetullahi aleyh mesela deyince rahmetullahi aleyh. Ha ne zaman öldü ya? Ölmedi yani. Yani Mustafa Toköz rahmetullahi aleyh desen. Kime ne zararı var? Yok ondan biraz gocunuyorsun. Kutsi Surut deyince hoşuna gidiyor da. O herkese söylendi de. Radiyallahu anh'tan da kimse gocunmuyor. Tamam mı? Allah-u Teala rahmetle muamele etsin. Hayattayken de rahmetiyle muamele eder. Öldükten sonra da muamele eder. Radiyallahu anh Allah-u Teala dünyada da, ahirette de, kabirde de razı olduğu kimselerden eylesin. Manasındadır. Dolayısıyla yani bazı kelimelerin kullanılış yerleri şey yapılmış, biraz kaydırılmış ama şeyi anlamadığımız için, daha doğrusu kitapları okumadığımız için ufkumuz genişlemiyor. Madem konuyu açtın, mesela
hamd kelimesi ve şükür kelimesi. İkisi de İmam-ı Rabbani Kutlu Sözleri Mektubat kitabında çok güzel izah etmiş onu. Bir talebesi sormuş, iki sormuş yani. Biz de öğrenmiş olduk. Yoksa hatırımıza gelmiyordu. Elhamdülillah diyoruz. Şükürler olsun diyoruz. Şükür de Arapça, hamd da Arapça. Bunun hangisi üstün? Şimdi bize de, sen de şahitsin. Efendim işte hastalanmıştır veyahut da başına bir dert bela gelmiş. Elhamdülillah daha beteri vardı. Aa, elhamdülillah denmez. Ne denir peki? Denmez. Niye? Elhamdülillah dersen o bela artar. Nerede yazıyor hemşerim? Nerede yazıyor? Hiçbir yerde yazmıyor. Uydur uydur söyle. Hamd kelimesi İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki hem bela anında, hastalık anında, musibet anında söylenir, hem nimet anında söylenir. Elhamdülillah. Elhamdülillah diye. Yani bir hastalık gelmiştir. Bundan daha beter vardı. Elhamdülillah yani. Buna da şükür denir buyuruluyor. Bir mahsuru söz konusu değil. Elhamdülillah deyince ya Rabbi ben bunu çok beğendim, bana çok ver manasında değil. Anlam yüklemeye evet. Kalkıyorlar. Öyle değil o. Yani Allah-u Teala daha beterini vermedi. Daha beterini vermedi. Takat getireceğim şekilde beni imtihan ediyor. Mülk onundur. Elhamdülillah ki yani takatımın üstünde yüklemedi demektir. Yine Cenab-ı Hakk'a aynı şekilde o şükrediliyor. Nimet anında da elhamdülillah denir. Bela ve musibet anında da denir. Ama şükür kelimesi bela anında söylenmez buyuruyor. Bela anında söylenmez. Şükür sadece nimetlerde söylenir buyuruyor. Dolayısıyla hamd kelimesi şükür kelimesinden üstündür buyuruyor. Hamd kelimesi, şükür kelimesi, şükür kelimesinden üstündür. Uzun uzun yazmışlar, izahatta da vermişler. Yani efendim işte bir bela veya hastalıkta elhamdülillah denmez diye. Tabi piyasada şimdi Müftü Sakaleyn çok ya. Evet. Hem de Müftü de değil, Müftü Sakaleyn. Geçen bir tanesi, ya bir internet haberinde vardı. Artık kaza ve il müftü hanımlar geliyormuş. Ya. Önce müftüler gelecek, sonra imamlar. Müftülük yapan imamlık yapamaz mı? Mesela sizin camiye bir hanım imam gelemez mi? O zaman camiye gidersin artık. Yapmayın hocam. Ben de ne diyeceksiniz diye bakıyorum öyle. Biz Allah. İmamımızdan memnunuz. Allah Allah. Tövbe yarabbim. Halbuki hadis-i şerifler var ha. Yani sen o kadını oradan çıkarıp onu koruyorsun. O kadını da ziyan ediyorsun. Zıvanı da çıkarıyorsun tabii ki. Kendisini gençler üzerinde bir araştırma yapmışlar. Geçen de konuşmuştuk ya. Kendisini dindar olarak nitelendiren gençlerin sayısında çok büyük bir azalma var. Geçen 10 sene öncesine göre %28'den, 27'den %15'lere düşmüş. Ve bu yani hani bu siyaset yapmak falan değil ama bizim dindar bildiğimiz bir iktidarın zamanında oluyor. Demek ki dinle alakalı eksik bir şeyler var. Evet, rota yanlış. Rota yanlış. Ya yıllardır mesela FETÖ'yle mücadele deniyor. Ya bakıyorsun ya FETÖ'yle nesin mücadelesini ediyorsun? Ya sadece aynı şekilde kadrolara girmiş onlara atıyorsun. Başka bir şey yok. Başka bir şey söz konusu değil. Adam itikat ve din üzerinde oynuyordu. Din üzerinde oynuyordu. Bu kadar insanın da zihnini karıştırdı. Onları berraklaştıracak, netleştirecek. Onlar da netice itibariyle Allah-u Teala'nın kulu. Önüne doğruyu koy. Arkadaş tamam sen bir yanlış rotaya girmişsin böyle böyle olmuş sana vaat edilmiş ama eğer Allah-u Teala'nın kuluysan, cennete cehenneme inanıyorsan, ahirete inanıyorsan işin doğrusu bu. Ehl-i sünnet itikadını öğrenmediği müddetçe hangi fırka ve grup olursa olsun bu imvatipte dahil, ilahiyata dahil. Zaten imvatip okullar ve ilahiyat fakülteleri tabire mezhepsizlik pompalanıyor. Mezhepsizliğin neticesinde de %28 olan dindar gençler %15'e düşer. Lamıcımı yok bunun. Allah'tan diniyle oynarsan onu da aynı şekilde cezasını verir. Bu arada ilginç bir şey daha var onu da söyleyeyim lafın arasında. Mesela başörtüsü kullananların sayısında da bir artış var. Bunu nasıl izah edebiliriz? Ya estağfurullah başörtüsünü öyle bir noktaya getirdiler ki başını örttükten sonra çok affedersin de her şeyi yapabilirsin, her haltı yiyebilirsin. Manası çıkar. Başımı örterim, alt tarafı açarım. Ha açarım. Aynen öyle. Güneş gözlükleri böyle atmalı gibi onları takarım. Boyanırım, cilanırım. Ondan sonra altıma da daracık pantolonu giyerim, daracık bluzu da giyerim. Sıkma bir de baş takarım. Moda olduğu için. Ha moda olduğu için.
Daha çok dikkat çekiyor. Öbürlerinden daha çok aynı şekilde herkes dönüp dönüp bakıyor. Dolayısıyla bunun adı örtü değil. Bunun artı örtü değil. Ve bu şekildeki, çok özür dilerim, bu şekildeki başını örtenleri sıkıştırdığın zaman tak diye atar da o başındakini. Niye? Çünkü o iman duygusu kalmamıştır. Hayata kalmamıştır. Mesela bir zamanlar bundan 20 sene önce üniversiteye gidip de başörtüsü için başını açmayan ve okulunu terk eden kızlar vardı. Onlar gerçekten mücadele ediyordu. Allah rızası için yapıyordu onu. Ama şimdi öyle değil. Şimdi öyle değil. Şimdi güya serbest. Serbest. Sıkıştırıverdiğin zaman bu başını dışarıda örten. Tabii canım ne olacak ki falan tak diye atar yani bunu. Çünkü o şuur yok. Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okumadığı müddetçe, Ehl-i Sünnet itikadı verilmediği müddetçe onda da o duygunun meydana gelmesi imkan dahilinde değil. Zaten tedrici olarak bakıyorsun habire, bütün dini grupların hepsinde hedef noktası Ehl-i Sünnet'i yıkmak ve yok etmek. Mesela bize onun için düşmanlar. Yani TKRT'ye, İslam ve Toplum programına, Tam İbn-i Saadettebi diye kitabına, Hakikat kitabının yayınlamış olduğu kitaplara düşman olmalarının sebebi Ehl-i Sünnet'i anlatıyor bu kitaplar. Ehl-i Sünnet olduğu için aynı şekilde düşman. Suud'daki Vehhabisi de düşman, Deaşlısı da düşman, FETÖ'cüsü de düşman. Ondan sonra bilmem Seyit Kutupçusu da, Mevdutçusu da, İbn-i Teymiyecisi de hepsi düşman. Ve şimdi ilahiyatta okuyan işte ben bana göre diyenlerin hepsi de düşman şeye, Saadet Ebedi'ye. Ve Diyanet'te de aynı şekilde bu İmvatif ve ilahiyattan mezun olanlar geldi, o kadroları oluşturdu. Mezhepsizdir, Vehhabidir, itikadı bozuk kimselerdir. Onlar dinini öğretecek. Bu kadar kadrosuyla beraber gerileme var. Hala daha inat ediyor, kadınları camiye sokayım, kadın müftü yapayım, hala inat ediyor. Onu soracaktım şimdi, kadını ön plana çıkarma olayı, asıl oradan çıktı da mevzu. Yani işte müftü meselesi var, efendim camiye sokayım meselesi var, bir de partiye sokayım meselesi var. Şimdi bir partiye hizmet etmek için birileri, oraya üye olabilmek için başını örtmek gerekiyormuş gibi anlaşılıyor. Birincisi böyle bir şey yok, ikincisi başını örten ne yapıyor? Orada burada toplantı var. Toplantı. Kermes kermes dolaşırken. Spiker de oluyor. Kadınlığını bu arada bırakıyor yani. Evi bırakıyor. Evet. Evden dışarı çıkardım. Bir zamanlar lise yıllarındaydı. Baktım birisinin bir hatıratını okuyordum falan da. Avrupalı birisiyle böyle bir röportaj yapmış. Demiş, biz demiş kaybettik. Siz bari aynı şekilde kendinizi toparlayın. Biz kadınları dışarı çıkardık. Şimdi içeri sokamıyoruz. Sokağa çıkardık. Allah-u Teala yaratırken kadın kullarında nefsi erkeğe göre 10 şiddetten daha fazla. Evde bir erkeğe hizmet etmeyi aynı şekilde reddeden, ekonomik bağımsızlığımı elde edeceğim diyen gidiyor aynı şekilde 100 tane erkeğin önünde aynı şekilde böyle şey yapıyor. Hele şeyde böyle hava yollarında şey yaparken böyle acıyorum yani onlara. Adam bir evde bir erkekken bir çay isteyecek, götürecek, kocasına verecek. O uçakta 300 kişiye böyle buyurun efendim, ne emredersin? Peki efendim, olur efendim. Emre gidiyor. Evdekini yapmaz ama. Hizmetçi işte, orada da hizmetçi. Adı hostes ama orada, değil mi? Veya başka bir şey yani. Veya hostes olması şey, şart değil. Şart değil. Orada ismi farklı. Dolayısıyla sokağa çıkardım, bu sefer de eve alamıyorsun. Allah bile hepimizin ahir ve akıbeten hayırlısını, hidayet nasip etsin ne diyelim. Amin. İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı hakkı batıldan ayırabilmek. Hak Allahü Teala'nın isimlerindendir. Ayrıca hak kelimesi İslamiyet manasında kullanıldığı gibi gerçek, doğru gibi anlamlara da gelmektedir. Batılsa geçici, abes, boş, şirk gibi anlamlara gelmektedir. Hak olan ancak Allahü Teala'nın bildirdiğidir. Çünkü her şeyi doğru olarak ancak Allahü Teala bilir. Allahü Teala'nın bildirdiklerinin dışında insanların doğru diye sarıldıkları her şey batıldır, boştur, gerçek dışıdır. Cenab-ı Hak kullarına çok merhametli olduğundan onlara doğruyu eğriden ayırmaları için akıl denen bir kuvvet vermiştir. Akıl anlayıcı bir kuvvettir. Hakkı batıldan, iyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan ayırt etmek için yaratılmıştır. Aklın orta miktarına hikmet denir. Hikmet, iyiyi kötüden, hakkı batıldan ayıran kuvvettir. Bu kuvvetin lüzumundan fazla olmasına ukalalık denir. Ukala insan, mümkün olmayan şeyleri anlamaya kalkışır. Bu kuvvetin lüzumundan az olmasına ise ahmaklık denir.
böyle bir kimse hayrı, şerri birbirinden ayıramaz. Akıl iyiyi kötüden ayırmaya yarayan bir kuvvet olmasına rağmen tek başına hakkı batıldan ayıramaz. Akla yol gösteren bir rehber lazımdır. Bu rehberlerse peygamberler ve onların varisleri olan alimlerdir. Hakla batılı ayıran alamet Resulullah Efendimiz'e uymaktır. Peygamber Efendimiz'in bildirdiklerine uymayan her söz, her yazı ve her iş kıymetsizdir. Amir bin Abdullah Hazretleri anlatır. Bir gün babamın yanına gittim. Bana da nerede ve kimlerle beraber olduğumu sordu. Ben de bir kısım insanlar buldum ve onlardan daha hayırlısını görmedim. Onlar hep Allahü Teala'yı zikrediyorlardı. Hatta onların her biri titriyor ve Allah korkusundan bayılıp kendinden geçiyordu. Onlarla beraber oturdum dedim. Benden bunları dinleyen babam, Abdullah bin Zübeyr Hazretleri, benim onlarla olmamı hoş görmedi ve Resulullah Efendimiz'i, Hazreti Ebu Bekri, Hazreti Ömer'i Kur'an-ı Kerim okurlarken gördüm. Onlarda böyle bir hal olmadı. Sen onların Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'den daha mı fazla Allahü Teala'dan korktuklarını zannediyorsun buyurdu. Yani onların Allahü Teala'dan korkuları senin gördüğün kimselerden pek fazla olduğu halde onlar böyle yapmadılar demek istedi. Babamdan bunları dinleyince işin doğrusunu öğrendim ve onları terk ettim. Aslında hak batıldan, nur zulmetten ayrıdır. Nitekim Allahü Teala İsra suresinin 81. ayeti kerimesinde mealen, hak gelince batıl gider, batıl her zaman gidicidir buyurmaktadır. Hak ile batılı birbirine karıştıran veya bunları birbirinden ayıramayan insandır. İnsan nefsinin tefsiri altında kalarak kendisine verilen akılla her şeyi doğru olarak anlayacağını zannetmekte ve bu zannı da onu batıla yani yanlışa sürüklemekte ve helak etmektedir. Ayrıca cahillik ve tembellik gibi iki büyük düşman da akla ve dine uymaya, hakkı batıldan, iyiyi kötüden ayırmamıza mani olmaktadır. İnsan Allahü Teala tarafından gönderilen rehbere, bilgiye tabi olsa rahat edecek, doğruyu bulacaktır. Çünkü ilme, bilgiye Allahü Teala kıymet vermektedir. Fakat nefsine uyup dünyaya meyledenler, hakiki din alimlerinin kitaplarını okumayanlar, doğruyla eğriyi birbirine karıştırmaktadırlar. Böyle kimseler, itikatlarının bozuk ve dinlerinin noksan olmasından korkmadıkları gibi, hakiki din alimlerinin kitaplarını da okumaz ve öğrenmek için gayret de sarf etmezler. Bunların tek düşünceleri para kazanmak, mal toplamak ve mevki elde etmektir. Bu paraların, malların helalden mi, haramdan mı geldiğini hiç bakmazlar. Hakkı batıldan ayıramazlar. İlmin ve hakiki din alimlerinin kıymetini bilemezler. Hakiki din adamlarının vaazları, kitapları bunların nazarında hayvan pazarında güzel kokular satan attar ve amalara ayna satan kimse gibidir. Ebu Leheb gibi bir kimseye Taha suresini okumak ve sokak serserisinin cebine inci, mercan doldurmak ve bir amaya sürme hediye etmek akıllı kimsenin yapacağı şey değildir. Allahü Teala böyle kimseler için bunlar hayvan gibidir, hatta daha aşağıdırlar buyurmuştur ki bunlar doğruyla eğriyi birbirinden ayıramazlar. Netice olarak hakkı batıldan ayırmak dünyada en zor şeydir. Bazıları ahirette hak diye sarıldıklarının batıl olduğunu görecekler ve yandık diyeceklerdir. Bazıları da hakka batıl diye hücum edecekler, saldıracaklar ve hüsran içinde kalacaklardır. Bazıları ise batıla hak diye sarılacaklar ve kahru perişan olacaklardır. Bu yüzden her Müslüman öğretmek için Peygamber Efendimiz buyurmuşlardır ki, ''Ya Rabbi bana doğruyu doğru olarak bildir ve doğruya uymayı nasip et. Allah'ım eğriyi de eğri olarak bildir ve ondan kaçınmayı nasip et. Ben batıla hak diye sarılmayayım.'' Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim dinleyicimiz, kızımla yaşıyorum dedi, kocamdan ayrıyım. Kızım dedi 30 yaşında falan dedi. Şimdi nafaka alsam, eğer bekarsa kızım, babası bakmakla mükellef buna. İhtiyaçlarını temin edecek. Ve bir de hani kızmışlardır, ayrı yaşıyorlar, ayrılmamışlar, boşanmamışlarsa bunun da nafakasını temin etmekle mükellef adam. Alabilir o zaman yani.
Yani kızına da harcayabilir. Kızına zaten bakmakla mükellef. Efendim, o için sorusu vardı. Fıkıh bilmeyen kimseye hangi kitabı? Öyle dedi galiba. Hukuk mu, fıkıh mı dedi. Fıkıh dedi. Fıkıh bilmeyene kim, hangi kitabı tavsiye ederiz? Efendim, önce zor gelebilir İslam Ahlak kitabı. Ama esas olan da şey, Saadet-i Ebediye, tam ilmi Saadet-i Ebediye. Önce İslam Ahlakını verir, sonra şey yapınca öbürsünü de verebilir, tavsiye edebilir. Efendim, dinleyicimiz Maliki mezhebine göre dedi, mesk yiyorum dedi. Bir elimizi altını, bir elimizi üstümüze koyarak dedi, mesk ediyoruz. Doğru mu yapıyor mu? Evet, doğru yapıyor. Öyle tarif ediliyor zaten kitapta. Başı mesk ederken dedi, tamamını mesk ederken iki elle mi? Evet, iki elle. Önden arkaya doğru iki elle başın tamamı mesk edilir efendim. Efendim gelelim ikinci ve son dinleyicimizin sualine. Bu dedi işte gazetede veya da kitapta görülenler dedi cuma günleri böyle dedi mesajlaşılıyor. Mesaj olarak dedi gönderenler oluyor. Veya da WhatsApp kullanıyor oradan gönderiyor falan. Efendim şimdi insanlar bıktırmak uygun değil. İsteyen ve arzu eden varsa olur. Çünkü genellikle mesela bu sosyal medyada yapılan bir yerden alıyor. Bak ben bunu okudum, siz de okuyun, aklınız başına gelsin der gibi gönderiyor. Bu tesirli olmaz. Hani diyelim ki sevdiğin kimseler vardır. Ya çok hoşuma gitti, paylaşmak istedim dersin, gönderirsin. Karşı tarafta okur, istifade eder, teşekkür eder. Onun için işi zıvanadan çıkarmamalı. Çığırından çıkarmamalı. Ölçülü davranmalı. Daha önce bu işte kitap okuyup da bildiren, onlar bak, onlar hakkında aynı şekilde bize çünkü o kadar çok telefon, mesaj geldi ki bas konuşmuş bazılarım üzerinde. Diyor ki böyle böyle sen niye okumadın bugün? Sen şey yapmadın falan dedi. Hani dedi ben dedi artık dedi, kitaplardan soğumaya başladım. Ya bir dakika arkadaş ya. Bizim maksadımız insanları dinden uzaklaştırmak değil. Dine yaklaştırmaktır. Yani Emel abiler de ondan sonra Hüseyin Hilmi Efendi de onun üstadı olan Seyit Abdülhakim Arvası Hazretleri de onun üstadı olan Seyit İmam Hazretleri de hep kendilerinden fedakarlık yaparak insanlara önce kendilerini sevdirmişler. Emel abi Rabbin anlatırdı. Önce kendini sevdir. Seni severse seven sevdiğinin dediklerine itaat eder, söylediklerine itaat eder, onun yolunda gider. Sen baskıyla aynı şekilde hava atacaksan işte bende şu kadar grup var falan. Ne olur da o kadar grup olmak sureti. Dünyayı mı fethediyorsun? Yok o değil. O değil ha. Önce sevdirirsin. Sevdirince zaten senin aynı şekilde her şeyini sevmeye başlar o. Ama nefret ettiriyorsan, uzaklaştırıyorsan onun bir faydası olmadı. Onun bir faydası olmadı. Mesela ne güzel bize yol bırakmışlar. Üç beş gibi bir araya gelir, kitap açılır, okunur. Ha, seven kalır, sevmeyen gider. Kendi bilir. Kendisi bilir. Zorla değil. Zorla değil. Yok öyle bir şey. Kimse kimsenin kalbine giremez Mustafa Bey'e. İnsan evladına bile hükmedemez ki. Yok öyle bir şey. Allah-u Teala böyle bir yetki vermemiş. En çok Habibim buyurduğu, levlâke levlâke lemâ halaktül eflak buyurduğu, seni yaratmasaydım bu kainatı yaratmazdım hitabına muhatap ettiği Muhammed Aleyhisselam'a bile vermemiş bunu. Ona bile vermemiş. İşte benim kurba dahil ol, benim şeyim, ben seni adam ederim. Ne demek? Büyüklerimiz ortaya eserler bırakmış, kitaplar bırakmış. Biz de onlardan dolayı birbirimize hava atıyoruz. Değil mi? Hiç ya. Allah Allah. Olmaz o, yanlış bir şey. Efendim, gelelim dinleyicimiz de komşumuzun dedi, özürlü dedi, zihnen de özürlü dedi. Çocuklar var dedi, bazen de kapının oturuyorlar, oradan geçerken biz onlara selam veriyoruz dedi. Versin zihnen özürlü ama şimdi dinleyicimiz orada bir şey yaptı, kız da dedi falan. Erkek de kız da buluğ çağına erse, özürlü de olsa, zihnen ve bedenen özürlü de olsa yine de ikisini de annesi babası koruması kollaması diğerlerini de onlardan koruması gerekir. Niye? Zihnen özürlü. Erkek çocuk. Buluğa erdi. Buluğa erdi. Dolayısıyla karşı cinse karşı onun zihninde özürlü olduğu için düşünemez. Şehvetlendiği zaman hayvani hisleri harekete geçir saldırabilir. Saldırabilir. Dolayısıyla şey de öyle, zihnen özürlü kızcağız. Sen aynı şekilde çocuğun baldır bacak açık bir şekilde dolaştırıyorsan, bu layerdi. Kötü, su-i niyetli veya su-izanlı olanların hedefi olur o. Allah-u Teala korusun. Ama sen örtülü gidersen, kapalı gidersen, böyle kötü niyetli kimselerin de hedefinden kurtarmış olursun.
Yani Allah-u Teala boşuna emretmedi ki bu emirleri. O ikisi de aynı şekilde zihinde ütülüyse sabi çocuk gibidir. Anne babanın kontrolündedir. Ona dikkat etmesi lazım. Ki çocuklar sabiyken de şeyde Allah-u Teala rahmet eylesin. Emer abilerin kayınvalideleri. Hüseyin Hilmi Efendi'nin hanımefendinin Osmanlı bir hanımdı. Allah-u Teala rahmet eylesin. Şefaatlerine aile eylesin. Yani erkek veya kız çocuklar öyle şortlu, kısa donlu falan filan giydirilmesine hiç izin vermezlerdi. Hiç izin vermezlerdi. Çocuk olduğu halde. Çocuk olduğu halde. Niye? Küçükken çocuk onları görerek ya bu tabii der sonra. Hayası gider buyuruyor. Hayası gider buyuruyor. Utanma duygusunu sıyırıp atarsın çocuktan. Sonra da çocuk buluğa erince bakıyorsun erkek çocuk şimdi moda artık böyle dize kadar dizden üstü yazın gelince sanki ateş yanıyorlar. Birden başlıyorlar şortla dolaşmaya başlıyor. Niye? Anne baba daha önce mani olmadı ki ona. Şimdi buluğa erdi. Zaten alışkın. O zamanlardan hayat törpülendi. Şimdi yıktı attı. Nasıl kontrol edeceksin onu? Zor bir hadise. Allah-u Teala anlayışımızı arttırsın. Hepimize de hidayet versin inşallah Teala. Efendim gelelim dinleyicimizin son bir suali daha vardı. Önce ben şaşırdım dedi ama biz de bir tahminde bulunduk öyle mi? Hayır öyle değil dedi. Ben dedi kunut okumadan dedi. Kunut okumadan hatırıma geldi dedi. Zammu sureyi okumamışım. Allahu Ekber dedim, tekbir aldım. Böyle durumlarda Zammu sureyi okumak evet terk ettiyse secdeyi sehvi gerektirir ama namazı bitmediyse mesela dedi Allahu Ekber dedim ama rüküye gitmediyse eli salık olarak kalır. Zammu sureyi okur, arkasına kunut duası okur. Peki secdeyi sehvi yapar mı? Yani geciktirecek kadar olmamış. Geciktirecek kadar onu sevdiği şeyi yaparsa da namazına bir zararı olmaz. Namazına da bir zararı olmaz. Bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Bir hanım dinleyicimiz diyor ki beyimle diyor ikimiz de ehli sünnetiz. Fakat beyim o kadar çok telefona bağlı ki telefondan oyun oynuyor, sürekli orada sosyal medyada dolaşıyor. Hiç diyor bizimle diyor ilgilenmiyor. Alakası kalmadı diyor. Ev diyor onun için bir otel haline geldi. Geliyor, yiyor, içiyor. Eline telefon alıyor. Gidiyor başka bir odada. Ondan sonra uyuyor. Sabah gidiyor. Böyle bir hayat diyor. Bir şey söyleyince de diyor kavga çıkarıyor diyor. Biz suçlu oluyoruz diyor. Yani yapabileceğimiz bir şey yok belki ama hocam nasihat. Doğru. Göndersin kocasını dövelim. Olmaz mı? Adam bizi dövüyormuş. Hem suçlu hem güçlü. Allah da hidayet nasip etsin ya. Şimdi tabii bütün bunlar şey yaparken hep Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri'nin o sözü hatırımıza geliyor. Külli icadın muzur diye. Keşfedilen her yeni şeyin birçok faydası var. Ama zararı bazılarının çok fazla. İşte cep telefonları da öyle. Herkes bağımlı hale getirdi. Ya bırak evde, ya da adam aynı şekilde otobüste giderken falan, yani belediye otobüsünde giderken, metroda giderken, dolmuşta giderken, hatta bir gün PTT'ye gittim, baktım 3-4 kişi oturmuşlar falan, sıra bekliyorlar. Ben de hani soracağım hani kuyruk nerede, sıra nerede diye, ona bile cevap vermiyorlar. Herkes önüne eğilmiş. Zikrediyor diyorum artık, değil mi? Telefonla. Allah Allah. Herhalde onlar yazıyorlar. Çok mu siz zannettim? Hocam bazen size siz aynı hayran oluyorum. Allah Allah. Ya, ellerinde şey evde de öyle. Tabii bu böyle olunca evde annenin elinde telefon var, babanın var, çocukların elinde var. Artık tam 4 tane varlık böyle hayalet gibi evin içinde dolaşıyorlar. Herkes tıkı tıkı tıkı. Herkes bir ayrı bir dünyada. Ayrı bir dünyada. Hepsi ayrı bir dünyada. Hepsi ayrı bir şeyle meşgul. Hepsi ayrı bir konuyla aynı şekilde hemhal olmuş. Kimse kimseyi dinlemiyor. Kimse kimseye bir şey sormuyor. Kimse kimsenin ne yaptığından haberi yok. Acayip garip bir şey ya. Birisi imdat dese, diğeri birisi imdat mı dedi diye mesaj atıyor falan. Tabii. Mesajla görüşüyor. Mesajla görüşüyor. Ya da imdat diyen kimdi? Tespit edilen. Karakola haber verle. Allah-u Teala anlayışımızı arttırsın. Hakikaten zor. Şimdi anne babaya da düşünüyorsun. Çocuğa telefon vermese bir türlü, verse bir türlü. Vermese zıvanından çıkıyor. Verse gene zıvanından çıkıyor. Alt yanı sakalı, üst yanı bıyık bir durum. Allah-u Teala hidayet nasip etsin. Peki bu
bu dinleyicimiz ne yapsın? İşte Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala bütün kitaplarda bu istiğfar, bu asrın ilacı yazmışlar ya. Bu dinleyicimiz otursun istiğfara devam etsin. Peki ne olur o zaman? Ha ne olur? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki istiğfar etseniz imdadınıza yetişirim. İstiğfar ederseniz imdadınıza yetişirim. Ne olur kalpleri çevirir. Geçen gün bir arkadaşım birisi anlatıyor. Onlar da böyle kitap hizmeti falan yapıyorlar. Bir gün diyor gittik. Beşiktaş'ta bir yere dedi. Orası da engameli bir yer. Dedi bir okul çıkışıydı dedi falan. Veliler falan bir toplantı var dedi. Götürdük işte dedi. İşte 8-10 koli neyse kitap dedi. Zabıta gelmiş hemen. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun falan dedi. İki arkadaşız dedi yani. Arabamdan falan onlar oradan birden kaldırmamız mümkün değil. Bunu buradan kaldırın. Yasak. Şimdi diyor ki abi diyor düşündüm ettim diyor ne diyeyim. Zabıta demiş ki bak demiş tamam biz siz demiş aynı şekilde zor durumdan bırakmak istemeyiz. Ama demiş görüyorsun ki demiş. Hani biz de iki kişiyiz bunu demiş yapamayız. Hemen sen kaldır git buradan diyorsun ki kalıp gidemeyiz. Bunun bir kolay yolu var demiş. Ne demiş? Bak demiş şimdi demiş hani veliler de çıkıyor. Kalabalık sen de otur beraber dağıtalım bu kitabı. Sen de kurtulursun biz de kurtuluruz. Adam düşünmüş olur demiş zabıta da dur. Abi kitaplar bitti diyor. Zabıta için de mesele bitti. O da rahatladı. Şimdi hakikaten samimiyetle söyleyince Allah-u Teala kalpleri çevirir. O zabıta onlara ceza vermek veyahut da onları oradan uzaklaştırmak için geldiydi. Yardım etti. Değil mi? Yardım etti. Hiç bu umulmadık bir şey. Yani. Umulmadık bir şey. Olur mu? Evet olur. Hani dinleyicimiz derse ki efendim bizim yok öyle değil o. Yani bir kul istiğfar eder, samimiyetle dua ederse Allah-u Teala onun kalbini çevirir. Ya der ben ne yapıyorum? Çoluğumla çocuğumla aynı şekilde ilgilenmiyorum. Bu ne haldir? Yani tamam bu dinleyicimiz dile getirmiş ama çok kimse şu anda bu durumda. Kadınlar, hanımlarını şikayet eden de var aynı şekilde. Şimdi şunu söyleyeyim. Mesela bu kocası şikayet ediyor. Sizin dediğiniz gibi bazıları da aynı şekilde erkek şikayet ediyor. Diyor ki hanım diyor hayalet gibi evin içinde dolaşıyor elinde bir telefon. Elinde telefon. Kulağında kulaklık. Hayalet gibi dolaşıyor. Yani hanım bir şey lazım falan diye artık mesajlaşacak başka türlü yok. O da mesajda cevap veriyor. Gene sözlü yok. O zaman hayatı bitiriyorsun. Aile bitiyor. Allah Teala sonumuz hayırlısın inşallah Teala. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum.